Green Sally up, green Sally down. Last time the start, gotta tell the crown. Green Sally up, green Sally down. Last time the start, gotta tell the crown. Arkadaşlar merhabalar, yine bir tütün tadım testi videosuna hoş geldiniz. Bugünkü tadım testini gerçekleştireceğimiz tütünümüzün markası MMC markasının Cappuccino aromasının tadım testini gerçekleştireceğiz. Şu şekilde hemen hızlıca size bir kutu görselini göstereyim. Evet. Şurada da üretim tarihi yazıyor arkadaşlar. Bilmiyorum görünüyor mu oradan. Onu da takdim edeyim. Neden onu takdim etmek istedim? Çünkü üretim tarihi 2. ayın 2017'si yazıyor. Ve kutunun üstünde de diyor ki üretim tarihinden itibaren 1 yıldır son tüketim tarihi. Yani tütün yaklaşık 3 yıldır geçmiş. Ben bunu aldıktan sonra fark etmiştim. Ama bunu aldıktan sonra imparatoruma demiştim ki bunun videosu gelecek. Bayağı ihmal ettik, çekemedik. Kısmet bugüneymiş diyelim. Öğlen yorumu yazdım, yaşarsak çekeceğim dedim. Şu anda da çekiyorum. Yaşarsak da YouTube'a yükleyeceğiz inşallah. MMC Cappuccino'nun kendisine buradan selamlar olsun. 3 yıl geçmiş imparatorum. Artık tütün bayağı bildiğin kuru peçete kıvamına, dark kıvamına gelmiş. Siyahlaşmış. Tütünün görselinin fotoğrafı şuradan çok minimal bir şekilde belli oluyor ama şu sarı renk arkadaşlar, oradan belli oluyor mu bilmiyorum. Siyahlaşmış ama sarı renk aslında tütün. Hangi lülüyü hazırladık? Lex lülüyü hazırladık. Bu lülemi de ilk defa test edeceğim. Sağ olsun Emre kardeşim hediye göndermiş. Ukrayna'dan getirtmiş. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Bundan sonra birkaç aromada da daha deneyeceğim tabii. Solaris'ten bir tık daha fazla ısındığını söylüyordu. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. İçtikten sonra düşüncelerimizi aktaracağız. Arkadaşlar tütün de şu şekilde paket. Bunu zaten şuradan açıp gösterebiliriz. Bunu oradan gösteriyorum ki. Arkadaşlar tütün bildiğiniz şu şekilde. Artık darka dönmüş bir sarı renk var. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Tütünü kokladığın zaman herhangi bir koku gelmiyor. Bir ağacımsı, odunumsu tarzda bir koku geliyor gibi böyle. Böyle hayırlara vesile olsun diyelim. Aslında lafı da fazla uzatmadan ufak ufak vurmaya başlayalım. Şişeyi de tam yeni temizlemiştim aslında. Cappuccino'nun tadı daha yeni çıkmıştı ama bunun çok tadının geleceğini zannetmiyorum ama içtikten sonra tabii hemen yine temizleyip şişeyi farklı tütünlerde de kullanacağız. Çünkü bazukamızın şişesi kırıldı. Sağ olsun. Bugün Barış kardeşim dedi. Hemen sana abi ben bir şişe ayarlayayım dedi. Ondan sonra hediye etmek istedik. Kendisine buradan selam olsun. Ama etmiş gibi oldum kardeşim. Yani ben hiç sıkıntı yok. Şu şekilde kahveciye taktığımız zaman da videomuzu çekeriz. Tabii ki ama güzel bir şişe olduğu zaman alacağım. Bu aralar bir araştırmaya gireceğiz bakalım. Kendisine buradan selam olsun dedik. MMC dedik. Cappuccino dedik. Bir sevdadır diyebilecek miyiz bakalım. Çekeceğiz inşallah. One Nation yarım ayımız. Lex lülemiz. Bismillah. Tam istediğim gibi. Arkadaşlar şu soru bana çok geliyor. Şu Revoche'nin deneyemediğimiz bir tane aroması kaldı bu arada. O aromayı da deneyeceğim. O naneyi ve puroyu çektim biliyorsunuz. Aromanın ismi aklıma gelmiyor. Bu meyveli aroması kaldı. Bir tek onu deneyeceğim. Çevremdeki duyumlarımı duyduğuma göre çok beğenilmemiş ama o. Yani kime sorduysam abi ben bu tütünü içtim bayıldım diyenini görmedim. Nanesinde birçok arkadaşım yine çevremdekiler evet başarılı güzel bir nane var. Ama
Bizi kesecek tarzda çok da mükemmel mi? Tencis kendi içiyorsan değil. Ama kaliteli bir nane olsun. Akşam evime gidince 30 lira alayım, pöfür pöfür vurayım ya da üzümümün yanına katayım diyorsan da çok güzel bir nane. Pro vanilya zaten en sevdiğim. Onu gerçekten sevdim. PLS Pipo'nun bana göre ağır olanıymış gibi diyebilirim. Direkt açık ve net. İnşallah bir şey olmaz. Olursa ne olacak, imparatorumuza sözümüzü tutmuş oluruz diyeceğim ama adam şimdi küfür edecek artık. Lan ne sözü kaldı diyecek. Kaç ay oldu? Haklısın baba. Vallahi bir türlü yani içmeye fırsat da vardı. Yani neden peki içmedin, şey yapmadın diyecek olursan biraz üşengeçliğimize denk geldi yani. Öyle söyleyeyim. Üşengeçlikten de ziyade tarihinden 3 yıl geçince dedim ki birazcık daha beklesin, tadı daha da tam otursun. İmparatorum benim Frida'yla Jojo'su denemiş. Beğenmemişler. Uman abimizle birlikte bir tadım testi gerçekleştirmiş. Ondan sonra buradan da Erdoğan abiye selam olsun. O Jojo'su çok seviyor. Ben de ikisini kesinlikle beğenmemiştim. Paco Kaçınma hakkında da bakın gerçek düşüncelerimi ben her videomda 3 aşağı 5 yukarı daha önceki videolarımda özür dilerim. Bahsetmeye çalıştım ama yine bahsedeyim. O kadar aroma içinde iki tanesini içilebilir düzeyde beğenmem soracak olursanız pöfür pöfür tadını alarak ilk başta Pink Blenders aroması en çok beğendim aromasıydı benim için. İkinci aroması olarak da kola aromasını sevdiğim için ben Colorado'yu sevdim. Gerçekten başarılı pöfür pöfür gelen bir kola tadı vardı ikisinde. Diğerlerinde tat hiç mi gelmiyordu ya da şey mi gelmiyordu? Abi geliyor da o boğazdaki oluşturmuş olduğu artık ağırlık mı, acılık mı, başka bir şey mi? Tadın çok daha ön planda olduğu için tadını ben orada güzel bir şekilde hissettim. Tütünler benim bunlar oldu. E peki abi bu Colorado'da hissedilmiyor muydu? Babasını bile hissediyordun. Ama kola tadı istediğim bir sevdiğim bir aroma olduğu için o gelen ki acıklık tadı bastırıyor muydu artık ya da düşünemiyorum. Mesela Pink Blender'sa da aynı şekilde. Yani o Trilce'deki gibi bana ağır gelmedi. Ya da Frida'daki gibi o şey olarak kıtlak zorluğu gelmedi. Öyle söyleyeyim yani. Onu da buradan belirtmiş olayım. Ya da Filippiccio'daki gibi. Filippiccio'daki gibi. Yani dediğim gibi ben böyle çok iki aromasını sevdim. Aromalar arasında. Nirvana'm en sevdiğim Pink Blenders oldu. Yani. Çok soru geliyor. Çünkü bana da can dilimin döndüğünce cevaplamaya çalışıyorum. Ama firmaların fiyat konularında da mesela bazı farklılıkları var. Ben lafımı kimseden esirgemedim bugüne kadar. Kimseye de bana göre benim haklı olan bir düşünceme göre de kimseden çekinip de gerçek içindeki düşüncemi yansıtmaktan hiçbir zaman bunu ortaya çıkartmaktan çekinmedim. Mesela Necip abimiz var. Paco Kaçınma firmasının tütünlerinden en çok Don Masala'yla Kaşmir aromalarını beğenmişti. Yanlış hatırlamıyorsam da en çok Don Masala'yı beğenmişti. Alacaktı. Ne kadar dedik? 200 lira. Senin Pink Blenders'ın 120 lira. Niye o 200 lira da o 120 lira aynı ürün? Bilmiyorum. Sordum mu? Sordum. Malzeme onların ithal olduğundan ötürü fiyatlar daha yüksekmiş. Bana doğru gelmiyor. Ya da diğer firmaya geçelim. Daim Dark. Ne kadar abi?
Nereden olsun? Birkaç tane satan var. Hepiniz biliyorsunuz. Ne kadar? 100 lira. Değil mi? Bir taraftan şu adam şunun iki paketi 60 liradan bandrollüsünü nasıl satıyordu? Sen onu 100 liradan satıyorsun. Ya da sen vatandaşını daha az seviyorsun. Ya da parayı daha çok seviyorsun. Daha çok para kazanmak istiyorsun. Ama 30 liradan başka bir firmada veriyor. 50 gramını yani 100 gramı 60 liraya olan bir tütünü ki Pro Vanilyası bana göre gerçekten bir böyle ağırlığında ki olan bir aroması. Nanesi de başarılı. Hadi onu da ekleyeyim yanına. Diğerini denemediğim için yorum yapmayacağım. Hiç denemedim. Bir kafa bile, bir nefes bile içmedim. Onu da içtikten sonra yorumlarım. İyi ya da kötü 100 lira bir taraftan. Daimin dar tütünü var. Bir taraftan 60 liraya adam bandrolünü devletine vergisini öderek bizim raflarımıza sokup al kardeşim iç diyor. Şimdi biz burada tüketici olarak ben tüketici olarak bunların hepsini teraziye koyuyorum. Hepsini koyuyorum. Yanlışlar biraz önceki anlattığım gibi. Yani gerçekten piyasa inşallah güzel tütünler çıkacak. Biz de çok çıkmasını istiyoruz müşteri olarak, müşteri kitlesi olarak. Ben de bir müşteriyim abi. Hani ben burada gurme falan bir insan değilim. Ben burada seninle güzel sohbet etmek için video çekiyorum. Akşamın böyle bir dizi açacağına açıyorsun mesela tüm bu kanalı. Çünkü neden? Ben de öyle yapıyorum. Mesela sevdiğim arkadaşlarımın videolarını izliyorum hemen. Mesela şu an Tütün Deniz Rıza'nın videosu var izleyeceğim. Nargile Atölyesi 34 ve Selim'in Tencesi videosu çekmiş izleyeceğim. Yani ben televizyon izlemek yerine bunları izliyorum. Hoşuma gidiyor çünkü. Sevdiğim bir şey. Sevdiğim bir aksiyon. Oradan arkadaşlarımı, kardeşlerimi hoşuma gidiyor. Ben de bunlar gibi müşteriyim. Yani çok mu bizim olsa burada dediklerimizin bir önemi var? Fark eder mi? İsterse olmasın. Kimseyi taktığımız yok. Bizim bir kaygımız yani benim ve benim gibi video çeken insanların bir tütün şeyi yok. Yani bir arayla fabrikayla bir abiyle arasında iyi tutma ya da bir durum ya da başka bir şey. Böyle bir şey yok yani. Biz paramızı bastırınca tamam mı? Akan sular zaten duruyor. Alıyoruz, içiyoruz. Kardeşim beğenirsen beğeniyorsun. Beğenmezsen beğenmiyorsun. Bu kadar durum basit. Bugüne kadar iki tane firmadan bana bedava ürünler geldi. Bunlardan bir tanesi ilk daim şey pardon ilk Meduza firması. Şu anki pakoları da üreten bir fabrika biliyorsunuz. Ürünler geldi. Ya arkadaş tütün de anlatacaktım. Durumlar nereden nereye geçiyor ama bunları anlatmak zorundayım. Neden ben onların şeylerini kabul etmiştim? Öncelikle ben ilk o tütünleri Ankara'da mesela Tütün Adıyaman Sencer'den almıştım. Ondan sonra ne kadar da para verdim unuttum. Ta belki 2 yıl, 1,5 yıl mı oldu, 2 yıl mı olmuştu hatırlamıyorum. Ulan hangi aromasıydı o? Pop kek. Hatırladım. Pop kek aromasını aldım. İnanılmaz başarısızdı. Gerçekten çok kötüydü. Ondan sonra almayız etmeyiz falan. Arkadaşlar ulaşmışlar. Ondan sonra gönderdiler tütünlerini. Onu ben yine kabul etmeyecektim ama tam da o dönem Meduza alacaktık. Ondan sonra bir de dedik ki yani gelsin birer kafe içer dağıtırız zaten. Daha doğrusu Sefa'yla. Sefa birazcık da benim o konuda şey yaptık. Ondan sonra ortak bir karar verdik. Yoksa ona tütüne de hiçbir zaman kabul etmezdim. Sonra bu tütün meseleleri gide gelip bir süre sonra bu adamlarla böyle yakın olmaya başladık. Orada Arge'deki çalışan kardeşimizle. İşte yeni bir tütün yaptığı zaman bana yollardı.
Derdi ki abi hiç video falan çekmene gerek yok. Sadece düşüncelerini söyle. Benim için iyi mi olmuş, kötü mü olmuş düşüncelerini aktarsan bana yeterli derdi. İçerdik. Burada sana video çekmediğimde onlara mesela hiç denediğim bir sürü tütünü vardır. Aynı şekilde daimde anason çalışması ve cappuccino çalışması yapmıştı. Onları da içmiştim ilk başta. Videolarını çekmeden düşüncelerimi söylemiştim. Ama sonradan mesela daim bir sürü tütün yolladı. Hepsini dağıttık. Hepsini. Hepsini. Bir Orbit aromasıyla bir tane daha bir aromasının 50 gramının yarısını içmiştin. Keşke onunla görseydin, gösterseydim. Onun dışında hepsi dağıtıldı. Onun haricinde pakolar zaten dağıtılıyor. Hemen veriyorum. Bir kafa içiyorum ya da içmiyorum dağıtıyorum. Ha bundan sonra hiç kimseden yok pakoymuş, Meduzaymış, daimmiş, bilmem neymiş. Bitti. Hani neden peki yani sen kardeşim bir suç mu işledin de böyle bir şey yapmak şey yapıyorsun diyorsun. Neden yapıyorum biliyor musun? Bir fabrika eğer nargile içecisinin kesesini daha az düşünüyorsa ben o fabrikayla normal hemen müşteri diyalogına geçerim yine. Şimdi daim dar çıkartıyorsun paketi 100 lira kardeşim. Yani 100 liradan senin rakibin Revoşi 60 liradan 100 gramını çıkartıyor. Niye daha mı dandik tütün yapmışlar? Ya da Medusa'nın Paco kaçınmasındaki 120 liraya satılan bazı satıcılar, dürüst satıcıların 120 liraya sattığı satıcılardan oradaki Pink Blenders çok da sevdiğim bir aromaydı. Necip abim don masala istemiş. Baba o 200 lira. Ya öyle bir şey yok. Ben öyle bir şey yapmam. Hani dediğim gibi benim hiçbir fabrikaya, hiçbir bu sektöre hizmet veren insanlara karşı düşmanlığım yok. Ama önceden yakınlığım vardı. Bu sefer artık birazcık daha aralara böyle perdeler çekeceğim. Allah'a çok şükür hiçbir zaman tütüne muhtaç olan insanlar da olmadık. Değil 200 lira. 1000 lira olsa 5 kilo alırız. Hiç sıkıntı yok bunlarda da. Hani benim kardeşim video çeksin ben bankadan kredi çeker yine gider onun parasını karşılar alırım. Gücümün yettiği kadar. Yani bundan sonra kesinlikle o tarz durumlarda olmayacak bilginize. Yani her tütünü parayı verip bastırıp alıyoruz. Bu bilgileri neden anlatıyorsun? Peki çok mu önemli? Özellikle fiyat konularındaki son zamanlardaki bu iki fabrikanın yapmış olduğu durumlar beni üzdüğü için seninle paylaşmak istedim dürüst bir şekilde. Başka bir kanala da bu bilgileri böyle bu şekilde kabak çiçeği gibi anlatıp da paylaşanı zor görürsün. Onu da buradan söyleyeyim. Aynı Ona Tobacco'nun bandrollü paketleriyle renkli paketleri arasındaki tat farklılıklarını buraya müthiş bir şekilde o tat farklılığını, oradaki muazzam tat farklılığını burada daha önceki videomda söylediğim gibi. Çünkü benim kardeşimin cebinden çıkan 5 liranın bile çok önemi var. Şimdi şaka maka MMC arkadaşlar vurmaya başladık. İmparatorum tat kaçmış. Biraz tat kaçmış. Birazcık ot yanığı gibi bir tat geliyor böyle artık aroma tamamen kendine koyuverip gitmiş. Ama çok böyle atıyorum Türkiye'de neredesindir mesela Marmara Adası'ndasın. Marmara Adası'nı ara bilmeyenler araştırsın internette. Ulaşımı çok zor bir adadır. Nargilem tütünün bitmiş. Ondan sonra oraya misafir de gelmez de. Hadi akşam senin canın nargile çekti diyelim. Bir kafa nargile içeceksin. Gidiyorsun dükkanda sadece MMC var. Alır içer misin? Anasını bile ağlatırsın. Öncelikle onu söyleyeyim. İçilebiliyor mu? İçiliyor. Peki aromasal yönden çok tatmin ediyor mu? Hiç tatmin etmiyor. Cappuccino dair artık tütünde bir şey kalmamış. Haliyle 3 yıl geçtiğinden dolayı ancak bir yanık odunumsu bir tat geldiğinden dolayı böyle bir otumsu bir tat geldiğinden dolayı yani sanki sokaktan yaprağı almışsın den içine koymuşsun ben çekiyorum öyle bir tat geliyor böyle yaprak böyle o kuru yapraklar olur ya böyle
sonbaharda düşen. Aynı sanki onu böyle kırıp püren içine koymuşsun, içiyormuşsun gibi bir hava var, bir hissiyat var. Durumlar bu şekilde. Bunu da buradan söylemiş olalım. Peki aroması kaçmasaydı eğer nasıl bir aroma olurdu? Vallahi onu kestiremiyorum. Mesela 2014 yine imparatorum için bir gün nakla kayısı açmıştım. Onu normalde koleksiyonluk saklayacaktım. İçtik, yaktık ondan sonra. Onda aroma kaçmış dahi olsa aromanın nasıl bir hissiyat verdiğini hissedebiliyordum. O kayısı tadı Sabit abim hediye etmişti. Yepsuka Kayseri'den kendisine çok selam olsun burada. Orada o kayısının tadını hissedebiliyordun gerçekten. Ama silikti. Ama tadının ne olduğunu anlıyordun, anladın mı? Hani eğer pöfür pöfür tadı gelse de bu geliyormuş diyordun. Bunda şimdi o tarz bir durum olmuyor. Zaten tütün 3 yıl geçmiş. Peki buna video başlığını da koyalım. Dark MMC koyayım buna da. Dark MMC. O imparatorum öyle yazmıştı WhatsApp'ta. Ya arkadaşlar son zamanlarda hep aynı şeyleri söylüyorum zaten de. Ya bakıyorum böyle buna işte nasıl başlayayım cümlelerime. Yani bir tütün alıyor bir kardeşimiz. Ondan sonra ya da bunu hangi lülede içeyim, nasıl içeyim, nasıl setupta içeyim. Senin buran neyi seviyorsa kardeşim 4-5 defa dene. 50 gramlık aldıysan, bana kalırsan bir kafa nasıl kumar. Yani deneye deneye bulacaksın. Yani bir kafa onunla içeceksin. İkinci kafayı farklı. 3 kafa çıkar 50 gramdan. 3 aşağı 5 yukarı. Benim hazırlayış tarzım da öyle çıkıyor. 3 kafaya çıkıyor. 2 tane normal çıkıyor. Bir kafada bayağı dolu çıkartıyorum. Hani şey yaparsın. Adını sen koy. Böyle içersin. Gırttan hangisi uygun olursa onu yap. Burada Erdoğan bunu demiş. Ondan sonra işte İmparator Volkan İşte bunu bu setupta içmiş. Şunu daha baba benim bunların bir önemi yok. Senin gırtlağının önemi var. Bunun önemi var. Geri kalanı burada hikaye. Vallahi biz sohbet muhabbet yapmak için burada video çekiyoruz. Yani bana diyorlar işte abi sen bu sporu çok iyi yapıyorsun bilmem. Lan ne sporu ya bu ya arkadaş. Bunun için tütünü koyuyorsun. Hatta imparatorun sonuncusunda kapuçunu atmış ya. Aynen öyle atıyorsun. Çekiyorsun folyo. Vuruyorsun geçiyorsun aga. Durum bu kadar basit. Aziz Allah. Adam soruyor abi folyo evde yok. İşte ne yapayım? Evde hiç folyo yoksa market folyosunu 2 kat 3 kat tarıp ince ya öyle ya da çek folyosunu hiç ikisini hiç hangisini beğeniyorsa misal. Yani bunların hiçbir önemi yok. Piyasada bir reklam şeyi var arkadaşlar. İnanılmaz reklamlar dönüyor. Şimdi ben de satış sektöründe olduğum için bu işten 19 yaşından beri ekmek yiyen bir insanım. Anlatabiliyor muyum? Yani oradaki Instagram'daki o parlak parlak resimlere, o parlak parlak nargile takımlarına, o parlak parlak ısı ayarlarına, bilmem ne yok be abi ne falan olmasa koy telin üstüne 3 tane küpünü iç aga. Yani
Bunların önemi var. Yani elindeki durumlar neyse sen zaten her halükardaki nargileyi keyifle içirtecek hale kendini getirecek olan yine sensin. Durumlar zaten bu kadar basit. Yani tutup da orada işte onu hazırlayan adam bunu böyle yapan adam bilmem ne emin ol. Yani artık o işin çok farklı dünyaları anlatabiliyor muyum? Yani sen nasıl keyif alıyorsun? Bu şekilde bitti. O ne o adamın dediğinin bir önemi var. Ne Erdoğan'ın dediğinin önemi var. Ne başka aklınıza gelen isimlerin dediğinin bir önemi var. Ha damak tadın bana uyuyordur. Daha önceki benim beğendiğim tütünleri sen de beğenmişsindir. Yani o zaman belki işte şu tütün iyi, bu tütün bana göre kötü dediğim zaman ya da bu tütünü kesin alma dediğim zaman belki 3-5 kuruş cebine faydam oluyorsa ne mutlu bana. Yani mesela şu folyoslu Babil durumu ben ilk böyle videolar çekmeye başladığım zaman çok eleştiriler alıyordum gerçekten. İnanılmaz eleştiriler alıyordum. Lan o şekilde nargile mi içilir bilmem ne. Onun amacı şöyle işte yok böyle. Lan sana ne? Sana ne kardeşim? Sen benim gırtlağım mısın? Sen mi karar vereceksin benim nasıl içeceğimi? Ha Allah razı olsun birçok kardeşimiz bu şekilde pöfür pöfür içiyor. Memnun dileklerini sunduğu zaman mutlu oluyoruz o ayrı. Ama tutup da bunu içmeyen adam da bunu içmeyince saygı duymalı. Nasıl benim o diğer setuplara duyduğum saygı gibi. Hayırlara vesile olsun ama bakalım. En çok sevdiğim bandrollü aromalar canlı yayınlarda falan çok soruluyor. Birkaç kardeşimiz üzerinden yazmış. Benim Türkiye şartlarında en başarılı üretilmiş olarak bandrollü tütün olarak gördüğüm firma bana göre tartışmasız Alsa'dır. Onu da buradan söyleyeyim. En çok indie yapan aromasını seviyorum. Herkes hitap etmez. Altını bir kere daha çiziyorum. Ama bana göre çok başarılı bir arama. O adamları peki en başarılı bulduğum yönü ne? Gerçekten tütün ısıya dayanıklı yapıyorlar arkadaşlar. O diğer bandrollü firmalardaki gibi tütün çabuk ısıya kendini koyvermiyor. Yani tütün hakikaten dirayetli yapıyorlar. Neden böyle oluyor peki kardeşim? Nasıl böyle oluyor dendiği zaman da şekeri daha kaliteliymiş. Casing dediğimiz o çalışmalar. Ben hiçbir bok onlardan anlamam yani. Onlar daha iyi olduğu söyleniyor. Ondan sonra hani benim kendi ama gırtlağıma deneyimlerime göre kesinlikle şunu açık ve net söyleyebilirim. Isı en dayanıklı tütün alsa bandrollüler arasında diyebilirim. MMC dedik. Cappuccino dedik. Bir sevdadır diyemeyiz buna. Onu da neden? Çünkü tadını net bir şekilde alamıyoruz. Ama sözümüzü tutmuş oluruz buradan da. Her ne kadar geç olmuş olsa da. Bu arada Lüleburgaz'da üretiliyor değil mi? Aynen. Evrensekiz Lüleburgaz'da üretiliyormuş aroma. Ve MMC'nin fabrikası değişmeyse Narkıl tütün mamulleri sanayi tarafındanmış. Şu paket falan da bana JBR andırdı. Hayırlara vesile olsun diyelim. MMC videomuzda olmadı demeyiz kanalımızda. Ama önümüzdeki günlerde yani ben bunu normalde Ankara'daki satıcılardan arayacaktım. Bayağı bir aradım hiçbir yerde bulamadım. Ankara'da hiç yok gibi. Sonra işte bir gün Silifke'den, Mersin'den bulabildim. Oradaki bir tobacco shop'tan ufak böyle sigara tütünleri satan bir tobacco shop'tan bulunca hemen görür görmez hemen almak istemiştim. Onu da buradan videosunu çekmiş olalım.
Başka konuşacağım konular var mı? Aklıma gelen konular var mı diye düşünüyorum. Vallahi şimdilik yani var. Hep aynı şeyleri demekten sıkıldım. Daha önceki işte iki videomun altında bir imza kampanyamız vardı arkadaşlar. Nargile kafelerle alakalı imza atarsanız çok sevinirim. Klasik Telegram kanalımız. Onu da buradan söylemiş olalım. Bizi bilenler bilir. Bizim hiçbir tütün fabrikasıyla, hiçbir tütün satıcısıyla, hiçbir bir şeyin üretimi imalatçısıyla ikili bir anlaşmadır. Al abi şu ürünü bir öf bilmem ne denen bir durum yok. Parası neyse kardeşim bastırıp alıyoruz. Gücümüzün yettiğince, dilimizin döndüğünce, kolumuzun uzandığınca bir şeyler siz değerli kardeşlerimize anlatıp bir şeyler aktarmaya çalışıyoruz. Dilimizin döndüğünce. Umarım sizler de mutlu oluyorsunuzdur. Yani videolardan. Son zamanlarda aklıma geldi bir Grana diye bir alet çıkmış. Şu abinin orijinali çok hoşuma gitti. Eğer gücümüz yeterse belki ondan bir tane almayı düşünüyorum ama o namusun da kapağı yok şu şekilde. Bir de kapağı olsaydı kapaksız satılıyormuş. O yüzden orijinali öyle yani. Ürün o şekilde. Orijinali o şekildeymiş. Melet Tuna kardeşim Rus sitelerinden kontrol etti falan. Ondan sonra öyle satılıyormuş. Oyundan dolayı onu normal alacaktım ama sonradan da bir içime sinmedi kapaksız olduğu için. Bir tane de öyle bir ısı ayarı almak istiyorum aslında. Onun haricinde başka böyle söyleyeceğimiz bir şey var mı diye düşünüyorum. El fakir şeftali videosu bekleyen kardeşim onu vallahi söz veriyorum. Şu Revolution'in son tütünü içtikten sonra kesinlikle onun da videosu gelecek. İkinci sondan onun da videosu ondan sonra gelecek yani. Onu da buradan söylemiş olalım kendisine. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.